Bundan tam 31 yıl önce apoletli insanlar geldiler ve bir beldeyi ateşe verdiler. Orada 7 çocuk, anne hamileydi, baba ve anneyi ateşe verdiler. Oraya bütün o beldedeki insanlar tanıklık etti. Sonrası ilçe tanıklık etti, sonrası kent tanıklık etti, sonrası bir bölge tanıklık etti. En önemlisi bir parlamento ve insan hakları inceleme komisyonu bile tanıklık etti. Bu işin faili bir yüzbaşıydı, bir Kürt düşmanı olan bir yüzbaşıydı. Yıllarca yargı süreci başladı, yargılama oldu ama suçüstü yakalanmasına rağmen sizin iktidarınız döneminde ne yazık ki bir zaman aşımından şu an nerede olduğu belli değil. Belki bir gün yan yana yemekte yemiş olabilirsiniz ama bu katil zaman aşımından dolayı bu topraklarda eli kolu özgürce dolaşıyor. Şimdi eğer Kürt coğrafyasında ve muhaliflere karşı işlenen suçlar varsa bunlar hep zaman aşımıyla, beraatlerle sonuçlandı. Roboski davası bunlardan biriydi. Vartiniş katliamı bunlardan biriydi. Madımak katliamı bunlardan biriydi. Musa Anter katliamı bunlardan biriydi. Kızıltepe Jitem davası bunlardan biriydi. Derik davası 13 kişi infaz edildi. Sayın Sakık, lütfen tamamlayın. 21 kişi yargısız infazla katledildi, beraatla sonuçlandı. Dar geçitte 14 kişi infaz edildi, beraatla sonuçlandı. Yüksekova Jitem davası suçüstü yakalandı. Ellerindeki silahlarla alıp kolluk kuvvetlerine teslim edildi ve beraatla sonuçlandı. Şimdi bu coğrafyada muktedirlere karşı küçük sosyal medyada bir eleştiri olduğunda alel acele gece operasyonlar yapılıyor, alınıp bunlar götürülüyor, mahkum ediliyor ve cezaevine atılıyor. Maddi manevi olarak birçok mağduriyetten yüz yüze. Ama eğer sizin muhaliflerinize, bu toprakların ötekilerine yargısız infazlar, yangınlar, ölümler, bunlar sizin yargınız tarafından hepsi beraatla sonuç. Değerli milletvekilleri, ülkemiz filmlerdeki şiddet sahnelerini andıran bir yere dönüştürüldü. Hani meşhur bir film vardı, adı Sin City, yani Günah Şehri. Bugün o filmlerde gördüğümüz eline silah verilmiş, sokak çetelerinin her yerde ciret attığı bir ülke haline getirildik maalesef. Ekranlarda, TV'lerde gördüğümüz o şiddet sahneleri inanın ülkemizin bugün yaşadıklarıyla neredeyse aynı. Sokak ortasında öylesine insanlar öldürülüyor. Çocukları kavga etti diye anneler, babalar katlediliyor. Trafikte tartıştıkları kişiler arabayla eziliyor. Hoşlarına gitmeyen şarkıcılar başlarından vuruluyor. Evlatlar annelerini, ninelerini öldürüyor. Kimlik soran polisler vuruluyor. İnsanlar niye baktın diye dövülerek katlediliyor. Küçük çocuklar, bebekler tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Madde bağımlıları her yeri esir almış vaziyette. Herkesin belinde silah, haraç listeleri yapılıyor. Bir kız çocuğu öldürülüyor ve hap kadar bu köyde aylardır kimin ya da kimlerin yaptığı bulunamıyor. On binlerce çocuğumuz kayboluyor ve çocuğun akıbeti dahi bilinmiyor. On binlerce çete mensubu, ki çoğu 18 yaşından küçük olan çocuklarımız sokaklarda terör estiriyor. İş yerlerini, evleri kurşunlayıp tehdit ediyorlar. Birbirleriyle savaşan çeteler ve çatışmaların arasında kalıp hayatını kaybeden masum insanlar var. Mafya çete hesaplaşmaları mahalle aralarında lüks AVM'lerde mekanlara taşınıyor. Mesaj veren kurşunlamalar, hatta bombalamalarla infazlar yapılıyor. Ve tüm bunlardan hayvanlar da nasibini alıyor. İnsanlar haklı dahi olsa kimseye bir şey söyleyemez oldu. Karşısındakinin çekip vuracağından korkuyor. Buna resmi görevliler de dahil. Ekonomik çöküş, yoksulluk, çaresizlik ve umutsuzluk insanların psikolojilerini iyice bozdu. Alınganlık, eziklik en üst seviyede. Selam verseniz yumruk yiyecek durumdayız. Kimse de empati, tolerans kalmadı.
Herkes herkese öfkeli. Herkes herkesten nefret ediyor. Herkes herkesi kıskanıyor. Herkes bir başkasının hiçbir şeyi hak etmediğini düşünüyor. Altta olanı eziyor. Üstte olana sahte saygı, temenni almış başını gidiyor. Ve esasen iktidar ise bu durumdan hiç de şikayetçi değil sanki. Ülkeyi ve halkı düşürdüğü bu durumdan dolayı kendisine yönelecek öfke ve tepkiyi vatandaşlara ihale etmenin rahatlığı içinde. Bitmeyen tartışma, kutuplaşma konularını durmadan gündeme boca edip milleti meşgul ediyorlar. İşine gelen konuları kamuoyunun gündemine bile getirmeden KYK, Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnameleriyle bir gece yarısını hallediveriyor ama milletin gerçek sorunları hakkında ipe un seriyor, havaya ıslık çalıyor, zamana yayıyor. İnsanlar birbirini sokaklarda öldürsün, mafya, çeteler ortalıkta infazlar yapsın, onlarca suç kaydı olanlar ellerini kollarını sallayarak rahatça gezip suç işlesin ama partinin bilmem kaçıncı kademeden bir kişiye kesinlikle laf dahi edilmesin. Yoksa adalet hemen yerini buluveriyor. Şehir eşkıyalarına verilen üstü örtülü cezasızlık algısı ile sıradan vatandaşlarımızın maruz bırakıldığı güvensizlik ortamı birbirini beslemekte. Ekonomik kriz sebebiyle bozulan moraller ve gelecek kaygısı ile aileden başlayarak topluma yayılan bir çöküşe yol açmaktadır. Ekonomik çöküş, yoksulluk, çaresizlik ve umutsuzluk insanların psikolojisini ve umutlarını alt üst etti. Türkiye silahlı şiddet sarmalının esiri bir ülke konumuna geldi. Giderek büyüyen bireysel ve organize bir bu şiddet fırtınası ülkemiz açısından bir beka sorunu haline gelmiştir. Alışveriş merkezlerinde ve sokak ortasında yaşanan mafya çete hesaplaşmaları, kişilerin kendi adaletini sağlamak güdüsüyle giriştikleri eylemleri sıradan asayiş olaylı olarak görmek belki bu iktidarın tarzı olabilir ama öyle olmadığını bizler biliyoruz. Öyle ki yaşanan bu şiddet olaylarından dolayı ülkemiz bir suç bataklığına dönüştürülmüştür. Peki bu bataklık silahsız olur mu? Olmaz elbette. Umut Vakfı'nın 2022 yılına ait raporunda ülke genelinde yaklaşık 4000 silahlı şiddet olayının yaşandığı, 2278 kişinin öldürüldüğü, 4235-31 kişinin de yaralandığı belirtilmektedir ki bunlar sadece raporlananlar ve 2 yıl öncesinin rakamları. Peki insanlar niçin silahlanıyor? Çocuklarımız niçin suça bulaşıyor ya da bulaştırılıyor? Kötü niyetli kişi ve grupları saymazsak vatandaşlar devletin güvenlik ve adalet tesis etme noktasında yetersiz olduğunu düşünüyor. İnsanlar kendi adaletini bireysel olarak sağlamanın derdine düşmüş ve elbette vatandaşlar devletin kendilerine kötü niyetli kişilere karşı koruyamadığını düşünüyor. Bakınız bu durum devlet adına ciddi bir beka sorunudur. Eğer bir devlet, daha doğrusu iktidarlar vatandaşına güvenlik ve huzur içinde yaşama duygusu veremiyorsa kendisini sorgulamalıdır. Yaşanan son olaylardan sonra iktidarın propagandasını çokça yaptığı güvenlikçi siyaset anlayışının da içinin ne kadar boş olduğu ortaya çıkmıştır. Yaşanan sokak çatışmaları, mafya hesaplaşmaları ve kameralar önünde gerçekleşti. Sayın Özdağ, lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aslında tüm bunlar yönetimin bilinçli bir tercihidir. Bile isteye buna göz yumuluyor. Yoksa Türkiye'de eğer devlet istemesin, değil böyle adamlar ortalıkta cinayet işlesin, kimse bir atlet bile çalamaz. Bu kadar iddialıyım. Değerli millettekileri, 18 yaş altı çocuklarımızın suça itilmeleri bugün ortaya çıkmış bir mesele değildir. Bu iktidar yıllara sari olarak kindar ve dindar nesil söylemiyle başlattığı siyasi yolculuğunda dindar bir nesil yetiştiremedi maalesef. Ama kindar ve dolayısıyla suça meyilli bir nesil yetiştirdiler. Bu ülkenin çocuklarını mülakatlarla, ekonomik sıkıntılarla, baskıyla, ayrımcılıkla, yoksullukla umutlarını öyle bir yok etti ki işte bu çocuklarımız çetelerin ellerine düşmekte ve sonuçta da hiçbir umudu kalmamış, kaybedecek bir şey olmadığını düşünen bu çocuklar maalesef bile isteye bu çetelere dahil olmaktadır. Siz bunların film olduğunu, senaryo olduğunu ve belki de siyaseten söylenip tatbik edildiğini düşünebilirsiniz. Ama bu genç limalar bunları böyle mi algılıyor sanıyorsunuz? Hasılı tüm bu yaşananların sorumlusu sizlersiniz beyler. İktidar grubu milletvekillerinin söz ettiği ama maalesef çocuklarımız yaşarken onları koruyamayan, öldükten sonra cansız bedenlerine sahip çıkamayan ve ancak kayıplar yaşandıktan sonra görevlerini hatırlayan kamu görevlileri mi? Sizin feodal sisteme yenik düşerek içini boşalttığınız ve sorun yumağı haline gelen ailelerdeki yakınlarına mı güvenecekler? Yoksa yıllardır çocukları yerine dostluklarına sahip çıkan siyasi düzene mi güvenecekler? Bu ülkede küçücük çocuklar nasıl bir güvensizlik içinde yaşam savaşı veriyorlar? Farkında mısınız? Dün bu kürsüde adaletin ve merhametin gölgesinde büyümesi gerekir dediğiniz çocuklar bugün sayenizde artık adalete erişemiyor, merhamet hissetmiyorlar, sahipsiz hissediyorlar. Toplumun gelecekteki teminatı olan çocuklarımızın o tertemiz vicdanlarının sesi olarak soruyorum, devlet nerede?
Yoksunuz. Köylerde, ilçelerde yoksunuz. Tarikatların, cemaatlerin, zengin siyasi zümrelerin, çetelerin gücüne maalesef teslim olmuş durumdasınız. Küçücük bir köyde ben şahidim, üstün teknolojilere sahipken çocuğumuzun cansız bedenini ancak 19 gün sonra bulabildiniz. Kayıp çocuklarımızın olduğunu ise sadece günler sonra öğrenebiliyorsunuz. Bu halkın aklıyla lütfen dalga geçmeyin artık. Ve bu ülkede artık hiçbir çocuğun kendini güvende hissetmediği, ailelerin sürekli diken üzerinde olduğu gerçeğini görün. Aile kavramını güçlendireceğiz diyenler, her bir çocuğun ve onların ailelerinin yaratılan güvensizlik ve korku ikliminden korktuğunu, ürktüğünü görmüyor mu? Bu iklimde çocuklar, çocuklara dair cinsel istismar, taciz, kayıp ve cinayet haberleri artık yağmur gibi yağıyor. Birkaç gündür küçücük bir ilçemizde sadece 14 yaşında olan bir kız çocuğunun bilinen 18 kişi ama iddia odur ki, bana gelen bilgiler odur ki, yüzlerce kişi tarafından istismara uğradığını öğreniyoruz. Soruyorum, sorumluluğu olan kamu görevlileri neredeler? Her tarafı mobeselerle dolu olan ilçelerde, illerde bu küçücük kızın aylardır, iddiadır ki yıllardır istismar edildiğini hiç kimse bilmiyor mu, görmüyor mu? Küçücük bir ilçede burunlarının dibinde belki de yıllardır boğulanları bilmiyorlarsa, bu vehametten bir haberlerse bu ayrı bir suç. Biliyorlar da aylardır, yıllardır bu vehameti izliyorlarsa bu da ayrı bir facia. Görev suçu, en önemlisi de bir insanlık suçu. Bu tür vakalar ülkemizin pek çok yerinde olurken ilgili bakanlıkların taşra teşkilatları acaba ne yapıyorlar? İl ve ilçe milli eğitim müdürleri okulda kaydı olmayan kız çocuklarımızın peşine düşüyor mu? Hayır. Hiçbirinin peşine düşmüyorlar. Bakanlıklarınız arasında koordinasyon yok. Bu mu çocuklarımızın iyilik ve menfaatini en üstünde kabul eden devlet anlayışınız? Dün iktidar partisinin milletvekilleri çocuk cinayetlerinin, istismarlarının siyaseten kullanıldığını söylediler bu kürsüden. Ben de size şunu söyleyeyim, siyaset tam da aslında bunun içindir. Bütün gerçekleri halkla konuşmanın, paylaşmanın, çözüm bulmak için en önemli görevidir, yeridir. Toplumsal ahlak için değildir siyaset. Ama toplumsal ahlak... Sayın Kaya, lütfen tamamlayın. Siyaset toplumsal ahlak inşa etmek için değil, ama toplumsal ahlak ve vicdanın zedelenmeyeceği, evrensel insan onur ilkelerine dayalı bir toplum yapısı inşa etmekle görevlidir. Bu nedenle konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşacağız ki o masumlar öldürülmesin, cezasızlıktan cesaret alan caniler en ağır cezaya çarptırılsın. Çocuklarımız feodal sistemin karanlıklarına, sizin sürekli protokoller imzaladığınız o kapalı karanlık tarikatlara, cemaatlere mahkum edilmesin. Kayıp çocuklarımızın sayısı artmasın ve milli bir seferberlik başlasın. Sayın Cumhurbaşkanım, Birleşmiş Milletler'de savaş mağduru çocuklar ve kadınlar için söyledikleri çok önemliydi. Aynı acıyı hissediyoruz. Ama biz istiyoruz ki ülkemiz çocuk ve kadın mezarlığına, kayıp çocuklar ülkesine dönmesin. Bütçe geliyor, büyük bütçeli devlet kurumlukları, bakanlıklarımız var. Çocuklarımızın üstün yararı için kağıt üzerine yazdığınız... Bir, Sayın Kaya, bir dakikada uzattım. Yani ama senin bir şeyin var, ara verdin. Onu hadi bakalım. Evet. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Bütçeler geliyor, büyük bütçeli devlet kurumları, bakanlıklar, çocuklarımızın üstün yararları için kağıt üzerine yazdığınız politikaları çocuklar için bütçe ayırarak hemen uygulayın. Politik tercihlerinizi çocuklarımız için kullanın lütfen. Meclisimizdeki tüm siyasi partilerin, başta kadın milletvekillerinin ve tüm milletvekillerinin için acıdığını biliyorum. Bu nedenle gelin hep birlikte çocuklarımız katledilmesin, küçücük kız çocuklarımız aylarca tacize, istismara maruz kalmasın, erkek çocuklarımız yatılı yurtlarda istismara uğramasın diye, bir kereden bir şey olmaz diyen anlayışı yıkabilmek için bir komisyon kuralım. Evrensel çocuk haklarını ülkemizde uygulayabilmek için bu komisyonu kuralım diyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu kürsüden bugüne kadar yüzlerce vekilin defalarca kullandığı şu cümle size çok tanıdık gelecektir. Çocuklar geleceğimizdir. Hayır, çocuklar geleceğimiz değildir. Çocuklar bugünün, yani şimdinin hak sahipleridir. Onları koruyucu tedbirler almak, burada bulunan her birimizin, öncelikle de yetkililerin en asli görevidir. Ancak kayıp çocuklardan, istismar edilen ve öldürülen çocuklara kadar mevcut politikalar söz konusu tedbirleri alma konusunda standartların altında olduğumuzu gösteriyor. Peki bu umarsızlığın ve boş vermişliğin nedeni nedir? Elbette ki başlıca nedenleri şeffaflığın olmaması ve etkili politikaların üretilmemesi. Çocuklar neden kaybolduğu soralım, araştıralım diyoruz. İktidar blokunun oylarıyla reddediliyor. Çocuklarla ilgili soruşturma ne aşamada? Soralım diyoruz. İktidar oylarının bloğuyla reddediliyor. Çok uzağa gitmeyelim. En yakın örneğine bakalım. Bütün Türkiye'yi sarsan narin Güran cinayeti hala açıklığa kavuşmuş değil. Bu konuya dair neredeyse herkes söz söyledi ama iş icraatacı gelince maalesef yine aynı sonuçta karşılaşıyoruz. Muhalefetin araştırılsın dediği bu cinayet de yine iktidar bloğunun oylarıyla reddediliyor. Buradan soruyorum iktidar vekillerine. Gerçekten bunu reddetmenizin gerekçesi nedir? Neden bu cinayetin soruşturulmasının araştırılmasını istemiyorsunuz? Şimdi de gelelim Türkiye'deki kayıp çocuklarla ilgili meselenin en vahim tarafına. Türkiye İstatistik Kurumu 2016'dan bu yana kayıp çocuklara ilişkin veri paylaşmıyor. Açıklanan son veriye göre 2018-2016 arasında toplam 104.531 çocuk kayboldu. Aradan geçen 8 yıl içinde kaç çocuk kaybolduğunun yanı sıra kayıp çocukların kaçının da bulunduğu hala belirsiz. Veriniz var da saklıyorsanız ya kamuoyuna hesap verebilir olmak istemiyorsunuz ya da bu konuda etkili politikaları hayata geçirmediğinizin açığa çıkmasını istemiyorsunuz demektir. Üçüncü seçenek olarak da gerçekten çocuklar umrunuzda değil ki pratiğinize baktığımızda bu daha gerçekçi görünüyor. Bu konunun daha vahim tarafına da ne yazık ki çocuk cinayetleri. FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin yalnızca medyada yer alan haberleri tarayarak elde ettiği bilgilere göre 2022 yılından bu yana en az 133 çocuk ev içi şiddet sonucu çocuk cinayetlerinde veya şüpheli ölümler nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı kurumun 2024 Ocak-Haziran ayını kapsayan çocuğun yaşam hakkı raporu ise yalnızca 6 ay içinde 343 çocuğun önlenebilir sebeplerden hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu şu anlama geliyor. 343 çocuk. Sayın Erdoğan Sarıtaş, lütfen tamamlayın. Yeterli önlem alınsaydı, çocuklar korunabilseydi, doğru politikalar yürütülebilseydi şu anda hayatta olacakları anlamına geliyordu. Bu tablo Kürt liderinde yine daha farklı tabii. Nasıl mı? Panzer'in altında kalan Yahya, ya havan mermisiyle parçalanan Ceylan'a, çatışma arasında kalan Mizgin'e, mayına basan Erdal'a, Roboski'de bombalanan 19 çocuğa, yataklarında uyurken evlerine giren zırhlı araçla öldürülen Furkan ile Muhammed'e ve 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur'a baktığımızda farkı görmüş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, çok ölümleri, çocuk ölümleri ve kaybedilen çocuklarla ilgili yeterli koruyucu tedbirler alınmayan bu iktidar, çocukların cinsel istismara maruz bırakılması konusunda yeteri kadar tedbir alabildi mi? Maalesef hayır. Ensar Vakfı, MESEM, tarikatlar ve daha nice örneğine bakıldığında hayır cevabının detaylarını görmüş oluyoruz. Maalesef ülkedeki her olumsuz mesele... Sayın...